Türkiye 2003'ten günümüze ormancılık, su ve meteoroloji alanlarında muhteşem yatırımlara, sıra dışı projelere imza atıyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak son 14 yılda suyla alakalı 6447 tesisi aziz milletimizin hizmetine sunduk. Bu tesislerin 423'ü baraj. Deriner, Ermenek ve Çin'e Adnan Menderes gibi Türkiye ve dünyanın en büyük barajlarını hizmete açtık. Bereket burada. Birilerinin petrolü var. Biz de artık su akar, Türk bakar diyorlardı. Şimdi ne diyoruz biz? Su akar, Türk yapar. Cumhuriyet tarihinin en büyük sulama projesi Gölsu'nun ikinci safhasıyla 1071 gölet daha inşa ediyoruz. 2003 yılında sulamaya açılan arazi 25 milyon dekarken 64,3 milyon dekar arazimizi suya kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hizmete aldığımız tesislerle 42 milyon insanımıza ilave içme ve kullanma suyu sağladık. İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'nın 2071 yılına kadar olan içme suyunu temin ettik. Asrın projesi olarak da adlandırılan su temin projesiyle Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne içme suyu götürdük. Çevre dostu HES'lerle kendi enerjimizi üreterek yıllık enerji üretimi kapasitemizi 26 milyar kilowatt saatten 93,5 milyar kilowatt saate çıkardık. Bölge gelişim ve kalkınma projelerimiz olan Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Orta Anadolu, Batı Karadeniz, Marmara, Trakya, Ege, Akdeniz ve Konya Ovası gelişim projelerimizin çalışmaları da aralıksız sürüyor. Ağaçlandırma çalışmalarımızda da rekorlara imza atarak 3 milyar 750 milyon fidanı toprakla buluşturduk. İnsanları şehir hayatının yoğun stresinden kurtarmak ve tabiat sevgisini canlandırmak maksadıyla 145 şehir ormanı, arıcılığı ve organik bal üretimini desteklemek maksadıyla da 329 bal ormanı kurduk. Milli park sayımızı 42'ye, tabiat parkı sayımızı ise 213'e yükselttik. Türkiye genelindeki otomatik meteoroloji gözlem istasyonu sayısını 31'den 1674'e çıkarttık. Bu yatırımlardan zengin bir kültür mozaiğine sahip, şehre ismini veren ve büyük üstad Necip Fazıl Kısaküre'nin "İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya, bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya" diye başlayan muhteşem şiirinin ilham kaynağı Sakarya Nehri, Karadeniz sahilindeki geniş plajları, emsalsiz güzellikteki orman ve yaylaları ve büyüleyici Sapanca Gölü ile meşhur Sakarya'mızda nasibini aldı. İyiliksever ve mert insanların şehri Sakarya'mıza son 14 yılda 16 milyar liralık muazzam bir yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımların 760 milyon liralık çok önemli bir kısmı bakanlığımıza ait. Pamukova Kemaliye Barajı ve Aşırlar Göleti'ni inşa ettik. Aralarında Sakarya'nın içme suyu problemini kökünden çözecek olan Ballıkaya Barajı'nın da bulunduğu 9 baraj ve göletin inşaat, Pamukova Ahiler Barajı ile Adapazarı Göktepe ve Kaynarca Karaçalı göletlerinin de plan ve proje çalışmaları bütün hızıyla sürüyor. Hizmete aldığımız 4 sulama tesisiyle 12.620 dekar araziyi sulamaya açarak Sakaryalı çiftçilerimize yıllık 8 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. 42 dere ıslahıyla da Sakarya'mızı taşkın zararlarından koruduk. 22 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Kurduğumuz şehir ormanı ve 45 mesire yeriyle vatandaşlarımıza rahat nefes alabilecekleri yemyeşil alanlar kazandırdık. Orman köylerinde yaşayan vatandaşlarımıza 21,6 milyon lira Orköy kredi ve hibe desteği sağladık. 10 bal ormanı tesis ettik. Gelir getirici tür ağaçlandırmaları yaptık.
dış mekan süs bitkisi üretiminde var olan potansiyeli ortaya çıkararak pazarlama ve ürün standartizasyonu konusundaki sıkıntıları ortadan kaldırmak maksadıyla ülkemizin ilk fidan ve tanıtım sergileme tesisini Sapanca'da kurduk. Eşsiz zenginliklerimiz, korunan alanlara gözümüz gibi baktık. Bitki ve yaban hayatını muhafaza ve geliştirme çalışmalarımızı bütün hızıyla sürdürdük. Tesis ettiğimiz 15 otomatik meteoroloji gözlem istasyonuyla da hava durumu bilgilerini vatandaşlarımızla anlık ve doğru bir şekilde paylaştık. Bunlarla iktifa etmedik. Sakarya'mıza ne yapsak az diyerek 80 milyon liralık 21 müjdeyle daha geldik. Bu müjdelerle 48 bin dekar araziyi daha sulamaya açacak, 2017 yılı içerisinde 892 bin fidanı daha toprakla buluşturacak, orman köylümüze 2,5 milyon lira Orköy kredisi daha kullandıracak, 5 bin köyde 5 bin gelir getirici orman projesi kapsamında 13 mahallede ceviz, badem ve benzeri fidanları dikerek gelir getirici ormanlar oluşturmaya devam edecek. Bayırdere, Vadiköy ve Çarksuyu mesire yerleriyle İstanbuldere ve Göktepe bal ormanlarını tesis edecek, Gölkent, Pamukova ve Serdivan'da birer otomatik meteoroloji gözlem istasyonu daha kuracağız. Sakarya'da destan yazmaya devam ediyor ve bugün de aralarında Sakarya'nın hasretle beklediği Gey ve Doğantepe, Pamukova Çilekli ve Sakarya Merkez Beşevler barajlarının da yer aldığı toplam 218 milyon lira maliyetli 26 muhteşem tesisin temelini atıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım'la Orman ve Su İşleri Bakanımız Profesör Doktor Veysel Eroğlu'nun önderliğinde Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana yapılan yatırımlardan daha fazlası son 14 yılda yapılarak hayal bile edilemeyen projeler gerçekleştirildi. Yaptığımız bütün bu yatırımlar Türkiye'mize ve Sakarya'mıza hayırlı olsun.